Sayın Protokol, değerli konuklarımız ve basın mensupları. Türkiye'nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul'un temel atma törenine hoş geldiniz efendim. İstanbul'un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa yeniden inşa ediliyor. Şimdi bu kıymetli projenin detaylarını paylaşmak üzere Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Polat'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Beyoğlu Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanları, değerli misafirler, değerli basın mensupları, hepinizi burada ağırlamaktan onur duyuyorum. Hoş geldiniz efendim. Piyalepaşa hepinizin bildiği, ismini bildiği ama bütün İstanbulluların ismini bilmesine rağmen yerini tam olarak bilmediği semtlerimizden biri. Biz onu hayata geçirmek için uğraş veren bir ekibiz. Bu projenin ilk başlangıcı yıllar önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Topbaş Bey'in beni içine itmesiyle başlayan bir proje açıkçası. İyi ki de yapmış. Buralara gelebildik. Böyle bir eseri ortaya çıkarmanın aşamasındayız. Ben kendisine bizi motive ettiği için, bu işin içine teşvik ettiği için de teşekkür etmek istiyorum. Burası 92 dönüm bir arazi haline geldi. Ve bu 92 dönümlük arazinin içinde yeşil alanlar, okul alanları, ibadet alanları ayrıldıktan sonra 60 dönümlük bir arazide yaklaşık 450 bin metrekare inşaatı olan bir kompleks. Bir içinde ticaret, konut, turizm olan çok yönlü kullanabileceğimiz bir alan. Bu 450 bin metrekarenin 200 bin metrekaresi yer altında oluyor. Aşağı yukarı 4 bin araçlık bir otopark oluyor. Neredeyse 1 kilometreye yakın kendi içinde bir alışveriş sokağı oluyor. Ve bununla birlikte iş yerleri, otel ve diğer fonksiyonları içeren bir kompleks olarak hayata geçecek. 2017'nin sonundan itibaren başlayarak parça parça 2019'a kadar projeyi bitirmeyi ümit ediyoruz. Bu proje İstanbul'daki, belki de Türkiye'deki özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi. Çok uzun bir yoldan geldik. Çok meşakkatli, zor bir proje. Tabii ki İstanbul'un baktığımız vakit özellikle deprem bölgesinde olması, deprem yatağında olması ve bütün bilim adamlarının bu bölgelerde her 130 yılda bir büyük depreme aday olması, son depremi 100 yıl önce olduğunu bize bildirmeleri, önümüzdeki 30 yıl içinde böyle bir tehlikenin yarın da 30 yıl sonra da olabileceğini söylemeleri, İstanbul'un kentsel dönüşüme, Türkiye'nin kentsel dönüşüme geçmesinin bir zaruret olduğunu gösteriyor. Bu yasayı kim çıkardıysa çıkaranların eline sağlık. Çünkü Türkiye'de kentsel dönüşüm olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Ancak yasayı çıkarırken yasa yapıcılar öngörebildikleri her şeyi öngörmüşler. Bunun yönetmeliklerle de ilgili aynı şekilde. Fakat uygulamaya girdiğimiz vakit aklı hayale gelmeyecek engeller çıkıyor. Onun için ben daha önce de Sayın Bakan'a arz etmiştim. Muhakkak bir çalışma grubu kurarak hem yasada hem yönetmeliklerde düzenlemeler yapılması şart. Bu kentsel dönüşümün devam etmesi lazım Türkiye'de. Biz burada Osmanlı mimarisine sadık kalmaya çalıştık. Çevreye uyumlu bir mimari oluşturmaya çalıştık. Ekonomik ve sosyal ve kültürel alanlarda da burada yatırımlarımız oldu. Burada istihdamla ilgili bölgede çalışan insanları istihdama kazandırmaya çalıştık. Tabii burada baktığınız vakit, bittiği vakit 20 bin kişinin yaşayacağı bir kasaba olacak. Alışveriş sokağımıza da yılda 9,5 milyon ziyaretçi öngörüyoruz. Tabii bütün bu rakamları üste koyunca
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan buraya muhakkak bir metro ihtiyacımız olduğunu da arz etmek istiyorum efendim. Bize Sayın Başkanım bir metro lazım buraya. Bütün bu olaylar olurken ben özellikle başından beri bu projenin bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve projenin hayata geçme ve sürecinde bizle birebir her konuda bize yardımcı olan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürümüz Vedat Gürgen Bey'e ve çalışma arkadaşlarına, burada her gün birebir başının etini yediğimiz ve bize her konuda gerçekten büyük destekler veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Beyoğlu Belediyesi Sayın Başkanı Ahmet Misbah Demirci'ne ve çalışma arkadaşlarına huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten onların sayesinde oluyor bunlar. Ben sözü daha fazla uzatmadan Piyale Paşa temelini atacağız. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah amacına uygun şekilde biter. Buraya başlarken bir iftar yemeği vermiştim Sayın Başkanım, Sayın Bakanım. Buraya gelen bütün herkese şöyle bir söz verdik. Dedik ki biz buradan giderken bütün arzumuz arkamızdan herkesin Allah razı olsun sizden dedirtmek. Onun için de gayret gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi de sözü Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan'a bırakıyorum. Buyursunlar. Saygıdeğer Bakanım, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, bugün burayı dolduran kıymetli Hazun hanımefendiler, beyefendiler, gerçekten Beyoğlu için, Kasımpaşa'mız için önemli ve anlamlı bir gün. Böyle anlamlı bir günde burada bulunduğunuz için sizlere hem hoş geldiniz diyorum hem teşekkür ediyorum. Şimdi normalde belediye başkanlarından genelde sokakta herkes öncelikle iş ve aş ister. Ama emin olun Beyoğlu'nda bunun dışında ilk talep kentsel dönüşüm. Çünkü insanlar memleketimizin refahı gelişti. Artık çevresiyle, sosyal alanlarıyla refah içerisinde, mutluluk içerisinde yaşayacakları iyi bir kentte solumak istiyorlar. İnsanların beklentileri bu. Beyoğlu'na baktığımızda Beyoğlu'nun bir kısmı tarihi sit bölgesi. Tarihi sit bölgesinde geçen 10 yılda gerçekten münferit bazda çok güzel çalışmalar yapıldı ve düzeldi. Bir tarafımız Kasımpaşa'dan başlayarak Hasköy ve Sütlüce hattına giden imarlı bölgemiz. Bir başka tarafımız hemen burada yanım başımızda Ok Meydanı. Ve bu Ok Meydanı bölgesinde yaklaşık 80 bin kişi yaşıyor. Ve bu 80 bin kişi gerçekten iyi şartlarda burada yaşayamıyor. Uzunca bir zaman tapu meselemiz vardı. Onu belli bir noktaya getirdik. İmar planlarını yaptık. Ama 80 bin nüfusun olduğu yerde sadece iki tane okul var. Sosyal donatılar yok, parklar yok, bahçeler yok, otoparklar hiç yok. Ve inanın bu sokaklarda dolaştığımızda insanlar bize hemen karşılaşan her iki kişiden biri en azından Sayın Başkanım ne zaman buraya da start vereceksiniz diyorlar. Dolayısıyla hükümetimiz kentsel dönüşüm konusunda attığı bu adımlarla çok doğru bir yerden işi tuttu. İnsanlar depreme dayanıklı, çevresinde otoparkı olan, yeşil alanı olan, okulu, sosyal donatılarıyla iyi bir şehirde yaşamayı arzu ediyorlar. Beyoğlu'nda tarla başında bir dönüşüm projemiz devam ediyor. Örnektepe'de bir başka dönüşüm projemiz devam ediyor. Beklenti Ok Meydanı'nda tapuları verdik ve imar planlarımız Sayın Başkanımızın liderliğinde belli bir noktaya geldi ve iyi bir sizin de desteğinizle kentsel dönüşümün kararının verilerek belki inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın da liderliğinde hep birlikte bir kentsel dönüşümü Ok Meydanı'nda gerçekleştirmek istiyoruz. Bu süreçte Piyale Paşa'da bize ayrı bir heyecan verdi. Gerçekten 92 dönümün büyük bölümü kendisindi ama
bölgeye katma değer katacak, çevresinde yaşayan insanları işin içerisine katıp onları da bu güzellikten nasiplendirecek gelişmiş bir projeye döndü Piyalepaşa. Adnan Bey, ben de 2004'ten beri buradayım. 2004'ten beri burayla ilgileniyor. Kolay değil. Arazide mülkiyeti çözmek, insanlarla anlaşmak, imar planlarını yapmak ve sonunda kazmayı vurmak. Büyük bir heyecan. Beyoğlu'na, Kasımpaşa'mıza çok büyük bir katma değer katıyor. Ben biliyorum ve görüyorum karşı taraftan. Ok Meydanı'nda yaşayan insanlar bu projeye bakıp geleceğe umutla bakıyorlar. Çünkü buraya ciddi bir yatırım geliyor. Ciddi bir güzelleşme geliyor. Fotoğrafları dahi etkileyici. Ve ben şahsen Beyoğlu Belediye Başkanı olarak Adnan Bey'in Piyalepaşa projesiyle Beyoğlu'muza kattığı bu katma değerden son derece mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki bu yatırımı yaptınız. Ama en önemli teşekkürü Hacı Üstev'de burada yaşayan insanlar adına yapmak istiyorum. O da şu, bugüne kadar kapımıza gelip de bizi mağdur etti, bize hakkımızı vermedi diyen olmadı. Sağ olun, var olun. Sizi burada hazinin önünde tebrik ediyorum. Eğer bu gelmiş olsaydı zaten tarafımız belliydi, insanlardan yana olurduk ama bize bunu yaşatmadığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi de çok uzatmak istemiyorum. Piyalepaşa projesi Beyoğlu'muza ve İstanbul'umuza hayırlar uğurlar getirsin diyorum. Haziruğunu sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim ve şimdi de konuşmasını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ı davet ediyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli Vali Yardımcımız, değerli dostum Adnan Polat Bey efendi ve değerli babaları ve bugün bizi yalnız bırakmayan Sayın Protokol, mesai arkadaşlarımız, basınımızın değerli mensupları, gerçekten gururluyuz. Güzel bir projede buluştuk. Uzun soluklu bir yolculuktan bugüne kadar gelindi. Adnan Bey bahsetti. Ben şunu söylemek doğrudur belki. Maalesef bir plansız sürecin yansımalarını bugüne kadar hep yaşadık. Bundan 60 yıl önce sanayileşme sürecine giren Türkiye'nin maalesef o dönemde hızlı göç alan kentlerinden başında İstanbul gelmekti. Ve 60 yılda 14 milyona yakın insan İstanbul'a göç etmiş. Ve plansız, düzensiz bir gelişme süreci yaşanmış. Başkanlık yaptığım dönemlerde Beyoğlu'nda maalesef planları yoktu ve 5000'lik planları o dönemde parçacığı olarak hazırlayıp sunduk meclisimize, büyükşehire ve binlikleri yaparak hayata geçirmeye çalıştık. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin hiç önemi yoktur. Böyle söylenir. Tabii yaşanan günümüz dünyamızda bütün dünyanın her noktasına gittiğiniz zaman yeni gelişen teknolojik gelişmelerin getirdiği bir takım olgularla yeni yaşam kalitesini oluşturmak, yeni yaşam fırsatları verme adına ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Kentsel dönüşüm üst başlığı altında yenileme ve yeni fonksiyonlar verme çalışmaları sürdürülmekte. Burada benim takdir ettiğim Piyalepaşa projesi esasında doğru bir konsept yakalanmış ve maalesef geçmişte kentsel dönüşüm derken salt tek tip bir proje üzerine gidiliyordu. Londra'da Doklar bölgesi denen liman bölgesinde bir kentsel dönüşüm yapılmış. İş merkezi haline getirilmiş. Daha sonra ziyaret ettiğimde Binghamton denen bir bölgede 31 hektarlık alanda dönüşüm yaparken şunu söylediler. Biz orada bir hata yaptık. Tamamen iş merkezi kurduk. Mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatil günleri kimse yok. Ama yeni yaptığımız yeni yerleşim alanında Binghamton'da mix yapıyoruz diyorlar. Yani burada hem iş yeri, hem oteli, hem barınma alanları her biriyle bir şehir parçası. Bu bakıma ben bu Piyalepaşa projesi bu yönüyle önemsiyorum. Tabii bir taraftan yerel yönetimlerimiz
hükümetimizin verdiği kararlar doğrultusunda kentsel dönüşüm yaparken özel sektörün de bu arada aktif olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Tabii insanın davranış biçimleri çevresinde bulunan etkenlerle oluşmakta. Güzel bir semtte yaşayan veya düzgün bir alanda bulunan insanın davranış biçimleri de ona göre düzgün ve farklı olabiliyor. Bebekliğim ve çocukluğum geçti burada. Baruthane Deresi Dolapdere ile buluşur, Haliç'i besler. Piyarpaşa Camii altında kayıkhane var, sandalların girdiği dönemleri söylerler. Ve şurada hemen İstiklal Mahallesi Hacı Hüseyin'de bulunan caminin yanında Çırçır Suyu diye bir su vardır. Çocukluğumuz oraya çıkar pikniğe uçurtma uçururdu. Ok meydanı bomboş bir alanlardı. Yoğunlaşan göçlerin getirdiği baskıyla dengesiz bir yerleşim ortaya çıktı. Sadece önce barınma ihtiyacı karşılandı. Bir gerçek var, insanın doğuştan var olan haklarının başında yaşam hakkı kutsal, inanç hakkı istediği gibi inanır kutsal, bir de barınma hakkı. Eğer yönetimler barınma ile ilgili bir yol haritası ortaya koymazsa insanlar kendi yaşam alanları bir şekliyle oluştururlar ve çarpık yapılanma dediğimiz şeyler ortaya çıkar. Altyapıdan yoksun, bir takım donat alanları olmayan ve şehirde şehirli gibi yaşayamayan alanlar ortaya çıkar. Yaşamayan alanlar. İşte bu bakıma böyle bir sıkıntılı süreçten geliyoruz. Ve burada ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da gece kondu mantığını adeta bitirdi. Artık kimse gece kondu yapmaya kalkmıyor. Bu büyük bir olgu. Yani daha ucuz konut edinebilmek, kira öder gibi konut yapabilmek, daha düzenli yerleşim alanı ortaya çıkarabilme imkanları sağlandı ve bu süreç devam ediyor. Bizim de yaptığımız bu. Tabii biraz önce Sayın Adnan Bey bahsetti bir metroda gelse diye. Ben de şunu söylüyorum, artık adres alacağız. Nerede oturuyorsunuz, nereye metro getirelim diye. Şunu söyledik, her yerde metro, her yere metro dedik. Burada yürüme mesafesinde 1,5 kilometre diyor. Şöyle söylüyorum, 1,5 kilometre ya uzun, çok uzun mesafe. Esasında biz bu istasyonlara erişimde, yürüme mesafesinde kaç kalori harcanacak diye haritaları koymak istiyoruz. İnsanlar bakacaklar, ben şu durağa kadar değil de şu durağa kadar yürürsem şu kadar kalori harcarım. Hiç yani kapıdan değil. Kentlerimizde en büyük sıkıntı hareketsizlik. Hareket etmek lazım. Ve öneri olarak şunu söyledim. Şurada adliyenin bulunduğu yere metro geliyor. Yakında açılacak yani 2 sene içerisinde tamamlıyoruz. Onun E5 tarafına çıkan metro istasyonunun çıkış kapısından itibaren yine Bomanti'de bulunan o yüksek yapılar, oteller veya diğer binaların da katılacağı bir yürüme tüneli yapılabilir. Bakın hep tünellerden bahsediyoruz. Sayın Zorlu bu tavsiyemizi yerine getirdi ve yaptı. Metro istasyonundan bir yürüme tüneli var. Gayet güzel işliyor. Aynı şekilde burada 1000 küsur metrelik yürüme tünelini oradakilerle birlikte bir organizasyon yapılır Sayın Adnan Bey. Böylece buraya kadar bir yürüme tüneli de getirilmiş olur. Yani devlete de böylece bir katkı sunmuş olursunuz diye düşünürüm. Çok maliyetli değil, artık tünel yapmak bize çok basit geldi. Biliyorsunuz Üsküdar Kabataş arasında bir yürüme tüneli yapıyoruz. 2018 sonunda bitmeli diye arkadaşlarıma geçen gün söyledim. Hızlı bir şekilde giriniz dedi. Artık denizin altından, üstünden, her taraftan tünellerle geçebiliyoruz. Bu imkan da var. Tabii benim için farklı bir bölge burası. Çocukluğum, bebekliğim, gençliğim burada geçti. Diğer taraftan 5 yılda başkanlık yaptım. Yani İstiklal Mahallesi'ne defalarca geldim. Yani oradaki yaşam tarzının bir kader olmadığını söylemek isterim. Maalesef herkes kendinin barınabileceği, başını sokabileceği bir yer yapmış. Düzensizliğin getirdiği sıkıntılar yaşanmış. Ve inanıyorum ki artık İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki hızlı değişim ve dönüşümle birlikte her alanda bir farklı noktaya geliyor Türkiye. Bunu bütün dünya takdir ediyor. Gittiğimiz her yerde bahsediliyor. Bunu milletçe birlikte yapmaktayız. Şunu gururla ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum Sayın Bakanım. Öyle güzel bir süreç yakaladık ki Türkiye. Artık kurumsal taassup kalmadı. Yani merkezi yönetim, hükümet, hükümetle ilgili bakanlıkları, belediyeler, STK'lar,
politize olmamış STK'lar ve iş dünyası ve vatandaşlar el ele verebiliyorlar. Sen ben demeden. İşte bu esasında en doğru gelişme sürecine bize fırsat veren bir dönemdir diyorum. Burada bugün temelini atacağız. İnşallah Rabbimiz tamamını erdirsin. Kazasız biraz hayırlısıyla 20 bin insanın yaşayacağı bir kasaba değil, belki bazı yerlerde şehir. Artvin merkez 25 bin nüfuslu. Bir vilayet kadar, Anadolu'nun bazı vilayetleri kadar bir yerleşke ortaya çıkıyor. Önemli bir lokasyonda. İnanıyorum ki bunun da başkanımızın ifade ettiği gibi, Beyoğlu Belediye Başkanımızın, tetikleyecektir diğer tarafları da. Bir modeldir bu, aks üzerinde görenler tarafından da bu çalışmalara herkes katkı sunacaktır. Ve böylece geleceğe çok daha farklı bir İstanbul ve Türkiye hazırlayacağız. Hayırlı olsun diyorum. Rabbim tamamını erdirsin diyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Değerli konuklarınız konuşmalarını yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet Sarı'yı davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Buyurun. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Beyoğlu Belediye Başkanım, projeyi hayata geçirecek olan Polat Holding Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Piyale Paşa'nın değerli sakinleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Unutulmamalıdır ki, daha önce şehirde süre gibi zarf edilen sorunlar, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğini başlatılan kentsel dönüşüm projeleriyle ardı ardına çözülmeye başlamıştır. Hükümetlerimiz döneminde şehirlerimizin çevresini değiştirerek vatandaşımızın modern yaşam alanlarına kavuşmasını sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Mesela Türkiye'nin kentsel dönüşümün startını verdiğimiz Esenler'de geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduk. Oradaki vatandaşımızın gözlerindeki heyecanı, mutluluğu, umudu hep beraber gördük. İnşallah en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle evlerimizin anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi sıra Piyale Paşa'da. Bulunduğumuz alan İstanbul'un en önemli noktalarındandır. Bunu neden söylüyorum, biraz önce de bir arkadaşımız arkadan duydum, söylüyorum. Çünkü Hacı Hüseyin sadece İstanbul'un kalbi olan Beyoğlu'nun bir semti değil, aynı zamanda İstanbul'un fethinde sahileşen gemilerin karadan denize indirilişindeki yağlama sistemini bulan kişinin adıdır. O nedenledir ki Hacı Hüseyin İstanbul'un fethinin merkezi, bugün ise Marka kentimizin en önemli tarihi merkezlerindendir. Osmanlı'nın en önemli kapları derneğinden olan Piyale Paşa'nın anısını yaşatmak, geçmiş ve gelecek olan bu bölgeyi ilerletmek bizim boynumuzun borcudur. O nedenle Hacı Hüseyin ve çevresini kapsayan alanda planlanan Piyale Paşa'da hayatların daha yaşanır olabilmesi ve refah seviyesi yüksek yapılarda vatandaşlarımızın konaklayabilmesi için bu proje hayata geçiriliyor. İstanbul'un en eski ve değerli semtlerinden birinde Beyoğlu'da, Piyale Paşa'da 84 dönüm arazi üzerinde 25 lokalde hayata geçirecek projede konut, rezidans, ofis, otel, alışveriş sokağı gibi pek çok sosyal konut alanı bir arada olacak. İnşallah ya tünelde ya metroyla da ulaşım sağlanacak diye düşünüyoruz artık. Aramızda bir karar vereceksiniz. Projenin Selçuk ve Osmanlı mimarisinin günümüz modern mimarisiyle buluştuğu yapılara öncelik verilmiştir. İnşallah 2018 yılı içinde de anahtar teslim törenini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu projemizin en önemli özelliklerinden biri de biraz önce Sayın Başkanımız da belirttiği gibi Türkiye'nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olmasıdır. Özel sektör ve kamu işbirliğinde yürütülen çalışmaların bizim için çok önemli olduğunu bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. İstanbul'un sunukları bu kalkının yanı sıra projede sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan, öğrencilere eğitim desteği veren, vatandaşlarımıza iş sağlayan Polat Holding'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi belediye
Başkanı'na da bir müjde vermek istiyorum. İstanbul'un Kalyop Meydanı'nda da kentsel dönüşümü başlatıyoruz inşallah. Bugüne kadar konuşmuştuk bir gelişme gösterilerek kurulandı. 24 Alev Harabe Parti'de binanın 10 binlerce sağlıksız yapı bulunmakta. Bu projeyle bu alanlar yenilenecek. Bölgenin afete karşı riskli olan dokusu düzeltilecek. Vatandaşımız güvenli yaşam alanlarına kavuşacak. İnşallah devlet, belediye ve özel sektörü ile yapılacak bu çalışmayla ilişkin detaylı bilgileri önümüzdeki dönemlerde sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız. Çok değerli misafirler, kentsel dönüşüm sadece eski ve eksi yapıları, binaları yıkıp yerlerde yeni binalar yapmak şeklinde anlamak veya anlatmak gerçekten emeğe saygısızlık olur. Çünkü biz Türkiye'nin 81 vilayetinin şehirleşme sorununun çözülmesi için mücadele veriyor. Planlamaları yaparken ülkemizin kültürüne, vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına uygun farklı çözümler üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Elbette kentsel dönüşümde öncelikli amacımız vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak. Ancak ele aldığımız konu sadece güvenlik değil, aynı zamanda kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarımız, çevre duyarlılığı olan yeşil alanlarıyla örnek, eğitim, sağlık ve sosyal tesislerin bir arada bulunduğu mimari kimliği olan estetik yapıda oluşturmaktır. Bakanlık olarak son 3 yılda kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında kiral yardımları da dahil 2 milyar liraya yakın kaynak kullandık. 48 ilimizde 179 listalar ilan ettik. Bahsettiğimiz bu alanlar 1.200.000 üzerinde insanımızı ilgilendirmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle ise toplam 92.833 binada risk yapı tespiti gerçekleştirilmiştir. Meclisimizden çıkan yeni yasayla birlikte evleri kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlarımıza yeni bir destek daha verdik. Artık kentsel dönüşüm onay vermeleri halinde vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz abonelik hizmetlerini almalarını sağlıyoruz. Şimdi hep beraber haftalarımızın yollarını istiyoruz. Eskiden bir ev yapılırdı. İşte maalesef zamanında bir barınma ihtiyacını gidermek için yapılmış olan bu konuda hiçbir altyapı hizmetine sahip olmaz ve o evlere hiçbir yolun yapılması için belki senelerce beklerlerdi. Bizler ise kentsel dönüşüm projelerimizle vatandaşlarımızın yaşam alanlarındaki tüm ihtiyaçlarını tespit edip belirleyip onları kullanır hale getirdikten sonra bu mekanlara hizmeti açıyoruz, anahtar teslimleri yapıyoruz. Eleştiriler var mı? Elbette ki var, olacaktır. Çünkü insanı merkeze alan işler yapıyoruz. Hiçbir zaman eleştirilere kulak tıkamadık. Sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere, akademisyenlerden konunun uzmanlarına kadar pek çok farklı kesime bir araya gelip onların fikirlerini aldık, almaya da devam ediyoruz. Ancak şu özellikle ifade etmek isterim ki, kentsel dönüşüm çevrecilerin ta kendisidir. Kentsel dönüşüm, vatandaşımızın ferah yaşam alanlarına kavuşmasının en önemli yapı taşıdır. Kentsel dönüşüm, rant değil, bir dönüşüm projesidir. Kentsel dönüşüm, bakanlığımız, belediyelerimiz ve özel sektörün ev birliğini daha yaşamlı mekanlar yapma çabasıdır. Bu projelerin her birinin öncelikli hedefi, insanımızın sağlıklı çevrelerde rahat yaşamını esas almaktadır. Eğitimci Ahmet Şerif İzmir'in önemli bir tespiti vardı. Aynı tepkilerden dışarı bakan iki adamdan biri sokaktaki çamurun, diğerisi gökteki yıldızları görür diyor. Biz çamur değil, gökteki yıldızları görüyoruz. Çocuklarımız parklarda oyun oynasın, yaşlarımız bahçelerde dinlensin, eğitime, sağlığa, ulaşıma kolay değilsin, komşuluk ilişkileri kopmasını istiyoruz. Tüm bu saydıklarında olumsuz hiçbir yer yok, hiçbir şey yok. Bizim gönlümüz ferah, kentsel dönüşümde dünya çapında bir başarı gösterecek ekiplerimiz, kadrolarımız var ve bu projelerimizden de almamızın akıyla çıkacağımızı buradan ifade etmek isterim. Ancak biz vatandaşlarımızın, Türkiye'nin dört bir yanındaki 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın yaraları çabucak sarmanın derdindeyken bir kesimde ise bu yaraları derinleşmek için uğraşıyor. Değerli misafirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek gayemiz vatanımızın birlik ve bütünlük içinde ilerlemesine hizmet etmektir.
Biz bugünlerde bu çabamızın tam anlamıyla mücadelesini veriyoruz. Vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine ihanet eden yaklaşımları meclise uzaklaştırmak için girişimden oldu. AK Parti'nin 316 milletvekilinin imzasıyla dokunulmazlık dosyalarının doğrudan yargıya gönderilmesini talep etti. Bunun için Anayasa Komisyonu büyük zorlukta içinde toplantısını yapmaya çalıştı. Yapmaya çalıştı diyorum çünkü bu toplantı aynen Sur'da, Silopi'de, İzze'de, Cizre'de, Şırnak'ta veya Türkiye'nin genelinde olduğu gibi birlik ve güzel istemeyenlerce sabote edildi. Konuşmuyorlar, konuşmaktan çekiniyorlar ama her işlerini şiddetle, kavgayla, silahla çözmenin derdindeler. Terörist cenazesine gidenlerin, resmi aracıyla silah taşıyanların, devletin verdiği iş makinelerinden çukur kazmak için kullananların vatana ihanet ettikleri apaçık ortadadır. Kirli oyunları tekrar ortaya döküldüğü için panikleyenler, bunun için konuşmayı değil kavgayı seçip meclise çalışma hale getirenler hepimizin gözünün önünde. Çünkü birileri karıştırın ortalığı diyor, bunlar da gerçeklerden tutar, vatandaşı mağdur etmeye yönelik Türkiye'nin olumlu imajını zedelemeye dönüp çirkin hareketlere yöneliyorlar. Ancak bunlar mantıya çabalardır, milletimiz artık bunlara kalmıyor, en nihayetinde dokunulmazlık dosyalarında tüm engellemelere karşı meclisimize geliyor. Çok kıymetli misafirler, biz hedefimizi koruduk. Hedefimiz 2023'e doğru yeni bir büyük Türkiye. Bunun için de ne olursa olsun yeni anayasayı yapacağız diyoruz. Bu nedenle yeni anayasa tartışmalarına dikkatle dinliyoruz. Her türlü yaptığımız gibi farklı görüşleri Türkiye'yi geleceğe taşımaya yardımcı olacak fikirlere açıyoruz. Soğuğunu baskılayan değil, milletiyle bütünleşmiş görüşler için her zaman kapımız açıktır. İlk darbe dönemi yapılarını temizlemenin peşindeyiz. 14. süreçte de pek çok yasadan değişiklik gerçekleştirdik, düzenlemelere gittik. Ancak bu yasaların hepsini bağlayan anayasadaki aksaklıkları giderilmedikçe parça parça yasalarla yapılan düzenlemeler maalesef yeterli olmuyor. Milletimiz de biliyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasası Türkiye'ye darbe ediyor. Bizler hayatımızı darbe anayasalarıyla geçirdik. Çocukluğumuz bu anayasalarla ilişki ama bizim çocuklarımızın bu anayasanın acısını çekmesini istemiyoruz. Gelecek nesillerin milletin temsilcilerinin yaptığı anayasayla yaşamaları durdursunlar istiyoruz. Bu nedenle inşallah Türkiye hak ettiği anayasaya bu dönemde kavuşacak diyorum. Ve yeni anayasayı kimsenin terkin ya da tavsiyesiyle değil, gücümüzü aldığımız milletimizden yola çıkarak yaptığımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Kimse unutmasın ki AK Parti kökleri olan bir dağılma partisidir. Milleti hizmet için yola çıkmıştır. Milleti hizmet için tüm zorluklara göğüs gelmiştir. Milleti hizmet için her bir üyesi tek tek canla başla çalışmaya devam edecektir. Tüm kadrolarıyla gençlik kollarından kadın kollarına, il değişik teşkilatlarımızdan merkez yönetimimize kadar herkes bu bilinçle hareket etmekte ve etmeye de devam edecektir. O nedenle partimize ilişkin yapılacak değerlendirmeler, 14 yıllık dik duruş, hız kaybetmeden sürdürülen icraatlar ve kardeşlik ruhuyla övülen güven duygusu göz önüne tutularak yapılmalıdır. Bu düşünceler de burada sıcak sıvalarıyla hak ettiği yerlere konuşacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı oluyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu günün anlam ve önemine binaen Sayın Adnan Polat'ı Sayın Bakanımıza hediyesini takdim etmek üzere tekrar sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanımıza veriyoruz. Yerli başkanlarınızı Sayın Bakanımıza.
mübarek müşahlar içinde, mübarek Cuma günü vesilesiyle burada bir temel atma töreninde bulunuyoruz. Ben bunu, bu projeyi en kısa zamanda kazasız belasız tamamlanmasını Allah'tan biliyorum. Ayrıca bizim tabirimize sektörde bol satı pazar versin diyorum inşallah. İnşallah burası hem Beyoğlu'muza hem İstanbul'umuza marka değer katacak bir proje olacak. Bunun benzerlerini, örneklerini daha sonra bütün Türkiye'mize buradan da resimleri gerçekleştireceğiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Thank you.